Halkbank Güzel Hayat programını sunar. Değerli izleyiciler, sevgili dostlar, Güzel Hayat programından hepinize merhaba. Covid-19 süreci birçok insan grubumuzu değişik seviyelerde etkiledi. Bugün biz Covid-19 sürecinde çocuklarımızla ilgili konuları, onların nasıl etkilendiklerini, anne ve babaların bu süreçlerdeki rollerini, özellikle Covid-19 sürecinin çocuklarla ilgili en çok merak edilenlerini konuşacağız. Bugün konuklarımız Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi akademisyenleri ve çocuk hastalıkları kliniğinin hocalarını ağırlıyoruz. Şimdi onları birlikte selamlayalım. Profesör Doktor Emel Cabır Ünal, kendisi özellikle onkolojik hastalıklarla ilgileniyor. Hocam hoş geldiniz. Efendim iyi akşamlar Sinan Bey. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Tanıl Kendirli, kendisi yine çocuk hastalıkları kliniğinden ama yoğun bakım hastalarıyla ilgileniyor hocamız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Davetiniz için ayrıca teşekkür ederim. Sağ olun. Profesör Doktor Betül Ulukol, kendisi özellikle sosyal pediatri, çocukların sosyal ve psikolojik sorunlarıyla ilgili olan hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sağ olun, eksik olmayın. Ve doçent doktor Halil Özdemir, hocamız özellikle çocuk enfeksiyon hastalıklarıyla ilgileniyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sinan Bey. Beni hocalarımla beraber davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun, eksik olmayın. Evet sevgili izleyiciler, bugünkü programımızda konuşacağımız konu çocuklarımız COVID-19 sürecinden acaba nasıl etkilendiler, nasıl etkilenecekler, bu süreçte annelerin, babaların, öğretmenlerin rolleri neydi ve bundan sonra ne olacak, onları konuşacağız. Çünkü biz bugüne kadar daha çok tabii yaş almış büyüklerimizi ve çocukları, erişkinlerimizi konuştuk ama çocuklarımızı birazcık konuşma olarak ihmal ettiğimizi düşünüyoruz. Ve ilk sorumuz doçent doktor Halil Özdemir hocamıza gelsin. Hep büyüklerimizi konuştuk hocam COVID-19 sürecinde. Çocukların COVID-19'a yakalanmasıyla ilgili sizin değerlendirmenizi edelim. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben bir kısa bir özet yapmak istiyorum bu hastalıkla ilgili öncelikli olarak. Hepimizin bildiği gibi 2019 yıl Aralık ayında Çin'de başlayan yeni tip koronavirüsün neden olduğu yeni bir hastalık ortaya çıktı. Yeni bir enfeksiyon hastalığı ortaya çıktı. Ve kısa sürede Çin'den Avrupa'ya yayılarak 2,5 ay içerisinde tüm dünyaya yayıldı ve bir büyük salgın hastalık haline geldi. 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü dünya çapında bir pandemi ilan etti ve tesadüf olarak da bizim ilk vakamız, Türkiye'deki ilk vaka da bu tarihte ortaya çıktı. 10 aydır bu hastalıkta mücadele ediyoruz hep birlikte. İlk başta daha çok belirtiler ateş, solunum sıkıntısı ve öksürük ve zatüre şeklinde ortaya çıktığı için ve etkilenenler de daha çok ileri yaş ve altta yatan hastalığı olan erişkin bireyler olduğu için ve hastalığın ilk döneminde de hastalığın tanısına yönelik test sayıları sınırlı olduğu için erişkin olup hastaneye yatan, yoğun bakımlık olan hastalarda ilk planda bu testler yapıldığı için ilk planda ve özellikle de Avrupa'da da yaşlı nüfusun hakim olduğu ülkelerde ortaya çıktığından dolayı sanki bir erişkin hastalığıymış gibi ortaya çıktı. Örneğin ülkemizde hastalığın ilk günlerinde, pandeminin ilk günlerinde günde 2000 test yapılabilirken günümüzde bu 200 binlere kadar çıktı. Dolayısıyla çocuklarda da test imkanlarına kavuşmuş olduk. Daha fazla test yapıyoruz. Ve sonuçta şunu gördük. COVID-19 hastalığı sadece erişkinleri ve yaşlıları etkileyen bir hastalık değil. Tüm yaşlarda görülebilen ve hatta çocuklarda 18 yaş altındaki kişilerde görülebilen bir hastalık olduğunu hepimiz hep birlikte görmüş olduk.
Hastalığın en çok görüldüğü ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nde vakaların %10-12'sinin çocuk hastalardan oluştuğunu gördük. Ki çocuk nüfusunun fazla olduğu ülkelerde bu rakamlar %15'lere, %18'lere kadar çıkmakta. Günümüzde dün itibariyle dünya genelinde 95 milyona yakın insan bu COVID hastalığından, COVID enfeksiyonundan etkilenmiş durumda. Ve maalesef 2 milyona aşkın insan COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Yine dün itibariyle de ülkemizde 2 milyon 373 bin vakanın görüldüğünü biliyoruz ve maalesef 23.664 insanımızı da kaybettik. Erişkinlerden farkı nedir çocuklarda? Yani çocuklarda da erişkinler gibi yüksek oranda gördüğümüzü biliyoruz ama çocuklardaki şanslı yönümüz şu. Hastalık hafif seyrediyor. Hastaneye yatış oranları ve dolayısıyla ölüm oranını az görüyoruz. Ama çocuklarda ikinci bir durum var. Günümüzde özellikle son 3-4 ay içerisinde ortaya çıkan bir durum var. Yani akut COVID hastalığı çocuklarda hafif seyrediyor, hastane yatış ve ölüm az görülüyor erişkinlere göre. Ancak COVID hastalığı geçirdikten sonra yaklaşık bir ay sonra, ortalama 3 ila 6 hafta sonra MIS-C diye kısaltılan multisistem inflamatuar sendrom adını verdiğimiz COVID hastalığı geçirdikten sonra ortaya çıkan yüksek ateş, kalp yetmezliği, karın ağrısı, akut apansit taklit eden bulgular, döküntü ve yoğun bakıma yatış ihtiyacı ve hatta ölümle sonuçlanan durum ortaya çıktı. Ama bu MIS-C vakaları nadir görülüyor, öyle söyleyeyim. Binde 5 civarında görülüyor. Ama görüldüğü zaman bizi zorlayan vakalar oldu. Ki Tanrı Hocam belki söz verildiğinde ona bu hastaların ayrıntısını anlatacaktır. Çünkü bu hastaları yoğun bakım şartlarında izlememiz gerekiyor. Peki hocam. Çok teşekkür ederim. Şimdi diğer sorumuz Tanıl Hocamıza gelsin. Hastanelerde tedavi ihtiyacı olan çocuklar tabii koronavirüsten etkilendiler ve bu süreçte acaba en çok hangi organlar etkilendi ve bu etkileşim çocukların büyüme ve gelişmesini acaba nasıl etkiledi? Buyurun. Merhaba herkese. Koronavirüs hastalığı genelde çocuklarda asemptomatik gidiyor ama semptomatik dediğimiz hastalık yapan formları çocuklarda da görülüyor. Erişkinlere göre daha az sıklıkla olmasına rağmen görülmekte ve hastane yatış endikasyonu olmakta. Halil Hoca'nın da söylediği gibi bu bizde mesela bizim çocuk hastanemiz yaklaşık 300 yataklı. Burada koronavirüs hastalarının enfeksiyon servisinde ve yoğun bakımda ayrıca bakıldığı alanlar oluşturmuştuk biz. Kendi hastanemizde çocuk hasta olarak 90 hasta enfeksiyon servisine, 18 hasta yoğun bakıma yatması gerekti. En çok etkilenen organı İki şeklinde, biraz önce Halil Hoca'nın söylediği durum nedeni söylüyorum. İki şekilde farklı. Bir tanesi COVID nedeniyle direkt yatışta en sık etkilenen organ akciğer, pnömoni, ARDS dediğimiz tablo. Eğer MIS-C nedeniyle multisistem inflamatuar sendrom nedeniyle yatıyorsa orada etkilenen organlar öncelikli olarak gastrointestinal sistemler ve kalp ve dolaşım sistemi diyebiliriz. Uzun vadede ne kadar etkileniyor derseniz iki açıdan, iki farklı hastalık spektrumunda iki farklı kavram çıkıyor. Bir tanesi akciğer tutulumunda iyileştiğinde kronik akciğer hastalığı oluyor mu? Bunun bilgisi tam oluşmadı ama çok az grupta kronik akciğer değişiklikleri olduğunu biliyoruz. Multisistemik inflamatuar sendromda ise esas etkilenen organ ve hayatı tehdit eden organ kalp olduğu için onun uzun sürede kalıcı kalp yetmezliği yapıyor mu sorusuna sanki hafif bir kalp fonksiyonları bozulma oluyor ama kronik kalp yetmezliği oluşturup oluşturmadığı ile ilgili şu anda bilgi tam oturmadığını söyleyebilirim. Sorunuza bu şekilde cevap verebilirim. Evet, evet. Bu demek ki çocuklarımızın tabii özellikle COVID-19 sürecinden erişkinlere göre tabii daha az etkilenmesi, onların da çeşitli organ sorunlarıyla olumsuz olarak etkilenme olasılıklarını da ortadan kaldırıyor. Ve bu sorumuz Emel Cabı hocamıza gelsin.
Tabii COVID-19 sürecinde bugün çocuklarımızın bakıldığı zaman birçok aslında insanımızın kronik hastalıkları var. Bu kronik hastalık süreçleri COVID-19 sürecindeki gerek ulaşım, gerekse erişim, gerekse irtibat, gerekse insanların yaşadıkları çeşitli panik durumlarıyla etkilendi. En çok takip ettiğiniz hastalıklardan hangileri olumsuz olarak etkilendi hocam? Buyurun. Teşekkür ediyorum Sinan Bey. Önce bizleri buraya bu gece konuk ettiğiniz için bir platformu teşekkür etmek istiyorum. Şimdi COVID pandemisiyle birlikte bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bizler ve tüm hastalarımız, çocuklar, ebeveynleri hem büyük bir belirsizlik içinde olduklarını hissettiler hem de büyük stres içinde oldular. Bizlerin takip ettiği 0-18 yaş grubu çocuk hastalar içerisinde özellikle kendi hasta grubum, tabii onkolojik tanıları olan hastalar, düzenli olarak hastanede aktif tedavi olan malign hastalıklı kanserli çocuklar, diğer gruplar içerisinde kronik böbrek yetmezliği, kronik akciğer hastalığı olan, sinir sistem hastalıkları olan, endokrin bozukluklar, diyabet olan hastalar, yani değişik kronik sorunu olan hastaların hastaneye erişiminde bazı çekinceleri oldu ilk başta. Biz bunu biliyoruz. Fakat burada tabii pandeminin yönetimi çok önemliydi. Ben sizlerin huzurunda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Sayın Saadet Arslan Hoca'ya, o dönemki başhekimimiz Mehmet Ertem Hoca'ya ve Enfeksiyon Kontrol Komite Başkanı Erdal İnce Hoca'ya teşekkür etmek istiyorum. Onlar her gün toplantılar yaparak uzmanları, asistanları, hemşireleri, hasta bakıcıları eğiterek hastaneye tek bir giriş noktası, triyaj noktası oluşturarak hastaneye ziyaretleri engelleyerek, bekleme odalarındaki koltukları kaldırarak sadece ve sadece hasta ve refakatçilerini içeriye alarak bir kontrol sağlamaya çalıştılar ve buna bütün akademisyenlerin ve tüm doktor kadrosunun, hemşirelerin ve hasta bakıcıların ve memurların uyumu sağlandı. Bu iyi yönetilerek bu noktaya gelindi. Bunu belirtmeden geçemeyeceğim. Birçok aktif tedavi sürerken tabii il dışından geldiklerinde ulaşım zorluğu yaşadılar. Uçak ya da otobüs gibi toplu taşımayı kullanamayıp özel araçlarla gelmeye çalıştılar. Bu arada tabii bazı girişimsel işler açısından tanı konma aşamasında gecikmeler ya da tanı konma aşamasında COVID pozitifliği olduğu için en az bir ay bütün işlemleri ertelenen hastalarımız oldu. Ve her hafta kan sayımına gelen haftalık damar yoluna ya da kas içine tedavi alan hastalar zorlandıklarını belirttiler. Çünkü hem ebeveynler hem de çocuklar bu virüsle nasıl başa çıkacaklarını, hastalandıkları takdirde neler yaşayacaklarını bilemedikleri için korkularını hep bizimle paylaştılar. Evet. Demek ki hastalarımızın özellikle erişememeye bağlı olarak aslında geciken bir takım tedavi sorunları oldu. Ve önümüzdeki takvimde de hocam belki de sizler bu gecikmeye bağlı ortaya çıkan sorunların neler olduğunu, bunun ne gibi sonuçlar doğuracağını, olumlu ya da olumsuz, tabii ki muhtemelen olumsuz bir takım şeyler olacak. Neden? Çünkü tedavilerin gecikmesi söz konusu oldu ve COVID-19 süreci demek ki çocuklarımızın tedavi gecikmesinden de sorumlu oldu. Bir şey söyleyebilir miyim? Özür dilerim burada. Buyurun. Dün 15 Ocak itibariyle Amerika Birleşik Devletleri Stanford Üniversitesi'nde bir yayın çıktı. Pandemi başlamadan önce 2 ay içinde tanı alan hastalar, 131 hasta çocuk ve yetişkin. Bunların hem tanısal girişimleri, hem radyoterapi programları, hem aktif kemoterapi programları hepsi en az 1 ay sarkmış ve bunların tedavi sonuçlarının etkilerini göreceğiz dediler. Biz de tabii Türkiye'de çocuk kanserleri uğraşan Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği ve Türk Pediatrik Hematoloji Derneği yönetimi olarak arkadaşlarımız herhalde bir değerlendirme yaparak bu platformlarda tartışacağız hastalardaki tedavi gecikmelerinin sonuca etkisini. Teşekkür ederim. Evet, umarım tabii çocuklarımız bu süreçlerden en az etkilenir.
Çünkü önlerinde çok uzun bir yaşam süreçleri var. Ve bu sorumuz Bekir Urukoğlu hocamıza gelsin. Hocam tabii büyüme ve gelişme çağındaki çocuklarımız özellikle zaten büyüme ve gelişmeye bağlı psikolojik olarak büyük bir yük altındalar. Ve COVID-19 sürecindeki kısıtlamalar, kapanmalar acaba bu çocukların üzerinde ne gibi olumsuz etkiler oluştu? Sinan Bey çok teşekkür ediyorum. Bu soru aslında pek çok da göz ardı edilen, tıbbi çevreler içinde bile çok göz ardı edilen bir konu. Onun için bu konuya dikkat çektiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Çocuğun büyümesi ve gelişmesi için çevrenin önemi yadsınamaz. Çocuğun aldığı uyaranlar, çocuğun aldığı destekler, annenin babanın çocuğa davranışı, tavrı, duygusal desteği son derece önemlidir. Ne yazık ki COVID-19 biraz annelerde, babalarda ve çocukların gelişimini destekleyecek ortamlarda, okullarda çocukların daha kısıtlı çevrelerde yaşamaya zorlanmasına sebep oldu. Okullar bir dönem kapandı, sonra açıldı, sonra tekrar kapandılar. Anneler, babalar bir kısmı işe gidemediler, evde kaldılar. O kapanma sürecinde evde kaldılar. Bir kısmı, özellikle de sağlıkçıların çocukları, annelerinden, babalarından da uzak kaldılar. Yani büyük anneler, büyük babalar yanında bakılmak durumunda kaldı. Benim tanıdığım pek çok sağlıkçı arkadaşımın çocuğu çok uzun süre annesini, babasını göremedi bile. Bütün bunların hepsi çocukların gelişiminde işte duygusal destek olarak ihtiyaç duyduğu bu olumlu çevreyi ne yazık ki yok etti. Bütün bunların dışında elbette hepimiz COVID salgınından ya da COVID ortamında hastalanmaktan korktuk. Olumsuzluklarla karşılaşmaktan, kendi yakınlarımızı hastalığı bulaştırmaktan, onları kaybetmekten çok korktuk. Öyle olunca bu korku, bu kaygı aynen çocuklarımıza yansıdı. Ve ne yazık ki bir kısmımız çocuklarımızla bu korkuyu, bu kaygıyı, bu üzüntüyü paylaşamadık bile. Sonuç, çocuklar bir taraftan annelerini, babalarını göremediler belki. Ya da hiç alışık olmadıkları şekilde arkadaşlarını göremediler. Arkadaşlarıyla oyun oynama fırsatlarını kaybettiler. Okula gidemediler, öğretmenlerini göremediler. Bir taraftan da bu bir hastalıktır, insanlar ölüyorlar. Bu ölümler ya bize de gelirse, ya bizim ailemize de gelirse gibi karla bir de bunu yaşadılar. Yani bir taraftan anlamadıkları şekilde sevdiklerinden uzak kaldılar. Bir taraftan da hastalanma kaygısını yaşadılar. Bütün bunların hepsi elbette çocukların duygusal dünyasına çok ciddi şekilde olumsuz etki etti. Peki bu duygusal dünyaya olumsuz etki unutulur geçer mi? Ne yazık ki öyle değil. Bu yaşların hepsi aslında beyinde kalıcı izler bırakıyorlar. O yüzden bu dönemde yalnızca biyolojik olarak hastalık değil, fiziksel hastalık değil, çocukların duygusal anlamda da gelişimlerini olumsuz etki edebileceğini dikkate alarak davranmamız gerekiyor. Biraz böyle bu alanda sınıfta kaldık diyebilirim toplum olarak, bütün dünya olarak belki. Tabii hocam, bizim burada gördüğümüz önemli bir şey de çocukların gerek ailedeki, yani diğer aile bireylerinden, okullarından, öğretmenlerinden, sosyal ortamlarından geri kalması aslında başka bir açıdan da onları teknolojinin esiri haline getirdi. Hepsi hocam bilgisayarların, tabletlerin ve cep telefonlarının da içine düştü. Bunu da ben ilave etmiş olayım. Evet. Dolayısıyla vaktimiz kalırsa bu konuya gireceğiz. Konumuz bu değil ama yani bir de böyle bir tehlikenin içerisine çocuklarımızı hapsetmiş olduk. Ve diğer husus ise bugün tabii Halil Özdemir hocamıza bu soruyu soracağız. Çocuklar tabii bugün koronavirüs hastalığını geçirirken belirtileri ve tedavideki belirleyici unsurları erişkinlere göre bir farklılık arz etti mi hocam? Yani biz çocuklarımızın hastalıklarını atlıyor muyuz? Çünkü biz şunu tartıştık, birçok çocuğun okulların açılma dönemlerinde işte eve hastalık getirdiklerini okullardan tartıştı birçok bilim insanı. Ama birçok şikayeti de göremedi
yani aileler ya da görmediler ya da yoktu. Yani şikayetler ve tedavide farklılıklar var mı? Evet, çocuklar erişkinlerin küçük bir modeli değildir. Aslında hem fizyolojik olarak hem de hastalıklar erişkinlerden her zaman farklıdır. COVID hastalığında da belirti olarak bir takım farklılıklar gördük. Klasik olarak COVID hastalığının ana temel en sık gördüğümüz belirtileri her yaş grubunda ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı üçlüsü olarak adlandırdığımız belirtilerdi. Ancak çocuklarda erişkinlere göre ateş daha sık oranda görülmekte ve yaş küçüldükçe de bu ateşin görülme oranı artmakta. Yani 1 yaş altında ateş %60 oranında görülürken 10 yaşından sonra bu oran %40-45'lere kadar çıkmakta. Erişkinlerde ise %30'lara kadar düşmektedir. Yine öksürük ve solunum sıkıntısı küçük çocuklarda daha az oranda görülürken özellikle 10 yaşından büyük çocuklarda öksürük ve solunum sıkıntısı daha ön planda görülmekte. Sık olarak gördüğümüz erişkinlerde kas ağrısı ve baş ağrısı gibi semptomlar özellikle 10 yaş altı çocuklarda belirgin bir biçimde daha az sıklıkla görülmekte. Yine erişkinlerden farklı olarak karın ağrısı, kusma ve ishal çocuklarda erişkinlere göre daha sık oranlarda görülmekte. Hastalığın ortaya çıkışından 2-3 ay sonra öğrendiğimiz tat ve koku kaybı ise çocuklarda çok düşük oranlarda görülmekte ve yaş küçüldükçe bu belki de yaş küçüldükçe çocuklar kendilerini ifade etme kabiliyetleri azaldığı için 10 yaş altındaki çocuklarda bu tür koku ve tat almadaki bozukluklar %1 civarında görülürken 10 yaş üstünde bu %7'lere 8'lere kadar çıktı. Bu belirtileri özelinde çocuklarda hafif hastalık ve belirtisiz hastalık yani asemptomatik dediğimiz hastalık erişkinlere göre oldukça yüksek oranda. Bu belirtisiz ve hafif hastalık olması çocuklar açısından iyi bir durum ancak etrafları açısından temas ettikleri kişiler açısından kötü bir durum. Çünkü belirtisiz geçirdiği için veya çok kısa süreli bir 5-6 saatlik ateş olup ardından hiçbir belirtinin olmadığı durumlarda bu çocuklar hastaneye getirilmiyor doğal olarak ve tanı konulmuyor. Tanı konulmadığı için özellikle ev içi temaslarına, temas ettikleri anne babalarına, kardeşlerine, daha büyük abilerine, ablalarına, hele hele evde yaşayan büyük bireyler varsa anneanne, babaanne, dede gibi bireylere bulaştırabiliyorlar. Bulaştırıcılık açısından da ilk başlarda özellikle belirtisiz geçiren çocuklarda bulaştırıcının olmadığı düşünülüyordu ama artık şunu biliyoruz. Çocuklar da erişkinler gibi özellikle 10 yaşından büyük çocuklar erişkinler kadar hastalığı yakın temas halinde bulundukları kişilere bulaştırabiliyor. Ve belirtisiz geçiren çocuklar da bu hastalığı bulaştırabiliyorlar. Bu nedenle çocukları da bulaştırıcılık açısından erişkinler gibi düşünmek gerekiyor. Evet, buradan şu sonuç çıkıyor tabii. Özellikle anne ve babaların çocuklardaki şikayetlerde mutlaka çok dikkatli olması gerekiyor ve çocuklarını takip eden hekimlerin hekimleriyle aslında bu konuları konuşması gerekiyor. Çünkü Halil hocamız altını çizdi, çocukların yaş gruplarında bile şikayetlerin farklılık gösterdiğini, demek ki burada sıkı bir takip gerekiyor. Ama en önemlisi tabii evet, çocuklarımızın özellikle temastan korunmaları. Ve bu sorumuz Tanıl hocamıza geliyor. Özellikle tedavi kısmında da bir iki cümle söyleyeyim, onu eklemeyi unuttum. Erişkinlerden farklı olarak çocuklarda biz özellikle bu virüse karşı olarak erişkin hastalarda rutin olarak kullanılan antiviral tedavileri mümkün olduğunca kullanmadık. Ve çünkü çocuklarda bu antiviral ilaçların kullanımıyla ilgili yeterli bir veri bulunmamakta. Bu nedenle sadece belli başlı endikasyonlarda çok kısıtlı çocuk hastalarda kullandık ki bunlar kim? Biraz önce Emel hocamın bahsettiği yüksek risk altında olan kanserli ve lösemili çocuklar başta olmak üzere doğuştan gelen bağışıklık sistemi hastalığı olan, immün yetmezliği olan hastalarda
Ve özellikle de yoğun bakım ünitesine yatacak kadar ciddi pnömonisi yani zatürresi olan çocuklarda çok sınırlı şekilde kullandık. Erişkinlerdeki gibi hani evde izlenen hastalarda hiçbir çocuk hastaya antiviral tedavi dediğimiz spesifik tedavileri uygulamadık. Sadece destek tedaviler, ateş düşürücüler, ağızdan sıvı alımın artırılması gibi destek tedavileri uyguladık. Bunu da belirteyim. Özür dilerim araya girdiğim için. Estağfurullah. Peki, Tanıl hocamıza hemen sorumuzu yöneltelim. Hocam, yoğun bakım sürecinde tabii çocukların tedavisinde onların şansları neydi, şanssızlıkları neydi? Ve bu çocuklar erişkinler kadar da bildiğimiz kadar etkilenmediler bu süreçten. Buyurun hocam. Aslında yoğun bakıma girince iş neredeyse erişkine benziyor ama yine de şunu söyleyebiliriz. Hem kendi mortalite oranı dediğimiz ölüm oranı %10. Akut dönemde mesela 18 hasta izlemiştik. Bir hastayı kaybettik. Mortalite oranı %5 ama uzun vadede bir hastayı daha kaybettik. %10 civarında. Erişkinlerdeki mortalite oranı ise gelişmiş ülkelerde yoğun bakıma giren hastalarda %40 civarında, entübe olan hastalarda ise %50-60 civarında bir mortalite oranı var. Çocuklar için yoğun bakıma girdikten sonra ağırlık derecesine göre ölüm riski var. COVID pneumonisi dediğimiz akciğeri tutan formunda da Amerika'nın verisi hem bizim verimizde %10 civarında ölüm. MIS-C'de ise mortalite oranı ağırlığına göre değişmekle birlikte yoğun bakıma yatan hasta grubu için %5 civarında bir mortalite dediğimiz ölüm oranı bulunmaktadır. Bu yüzden acile ya da ayaktan hasta grubundaki gibi binde birin altında mesela ölüm, ağır hasta formu olma ihtimali var ama eğer hasta gerçekten yoğun bakım ihtiyacı varsa bu oran yüksek. Girişte de söylemiştim. Mesela bizim hastanemize COVID hastalığı nedeniyle başvuran ve yatan hasta sayısı 90 ama bunun 18'i yoğun bakıma yatması gerekmiş. Bunu söyleyebilirim şu anda. Çünkü hocam şöyle bir durum oldu. Sanki çocuklar bu hastalık sürecini çok gürültülü yaşamıyorlar. Çok etkilenmiyorlar. Dolayısıyla ailelerin çocuklarını korumak konusunda birazcık dikkatsizlikleri oldu. Çünkü şunu görüyoruz sokaklarda. Çocuklar maske takmıyorlar. Anne baba maske takıyor. Dolayısıyla sanki çocuğa virüs dokunmuyor, hasta etmiyor gibi ama sizin söylediklerinizden şu çıkıyor tabii. Virüs eğer ki bir insanı hastalandırıyorsa tabii burada hastalığın yüküyle alakalı olarak birçok klinik tablo ve kliniğin de şiddetine göre ölümcül olabilecek sonuçları yaşamak mümkün. Onun için buradan ailelere herhalde ki şunu söylemek daha doğru olur. Lütfen kendinizi nasıl koruyorsanız çocuklarınızı da koruyun. Çünkü onlar da bu hastalıktan fazlasıyla etkilenen gruplar olabiliyorlar. Ve Emel Ünal hocamıza sorumuz. Tabii hocam özellikle kronik hastalığı olan birçok çocuklar var. Sizin de takip ettiğiniz özellikle onkolojik hastalıklar vesaire. Şimdi tabii insanlar çocukları konusunda çok endişeliler. Ve acaba COVID-19 sürecinde hangi hastalıklar çok etkilendi? Biraz bunların isimlerini duymak istiyorlar. Gelen sorularda bunu bize soruyor hocam. Ne dersiniz bu konuda? Buyurun. Evet. Tabii Sinan Bey, önce şunu vurgulamam lazım. Malign hastalığı olan, yani kanser tanısı alan çocukların en sık görülen grubu akmiler. Bunlar 2,5-3 yıl tedavi gören hastalar. Ve şöyle bir durum var. Tabii ailede bir çocuk hasta olduğunda, kanser tanısını aldığında aslında hastalanıyor. Ve tüm aile o bireyin tedaviye uyumu, herhangi bir enfeksiyona karşı korunması, özellikle damlacık yoluyla bulaşacak enfeksiyonlara karşı korunması, bunun için maske takma. Birinci basamakta uygulamaya giren bir durum. Ve ben ailelerle konuştum, hocam biz zaten böyle yaşıyorduk. Yani biz tarihten itibaren tedavi sürecinde kontrollü bir yaşam içindeydik. Dolayısıyla bize dönüp de uzaylı gibi bakan insanların hepsini şu anda maske takarak dolaştığını görüyoruz diye ifade ettikleri oldu. Bunu hasta çocuklarım bana söyledi. Öncelikle yani onkolojik hastalık grubuna sahip
çocuklar ve ebeveynleri bu disiplinin kurallarına uyarak kırma konusunda son derece duyarlı davranıyorlar. En bizim düzenli hastaneye, hastalık kan sayımına, aylık damar yolu tedavi almaya, kemik iliği kontrolleri ya da işte lenfoma gibi görüntülemeler amaçlı gelecek olan çocuklarda mutlak önce COVID testleri için PCR örnekleri veriliyor. Dolayısıyla yani radyolojik görüntülemeler olsun, kateter takılması ya da çıkarılması olsun, onların hepsi hastane ortamında tetkike girmeden önce teste tabi tutulmaları gereken hastalar oluyorlar. Tabii bu tür zorunlu uygulamalar hem çocukların tedavilerinin, izlemlerinin yapılabilmesi hem de teşhislerinin düzgün işletilmesi için mutlak hastane ortamında bulunmalarını gerektiren durumlar. Ve korkuyla geldiklerini biliyoruz. Hastalıklı çocukların, kronik hastalığı olan ve kanser tedavisi olan çocuklarının enfeksiyondan korunabilmesi için çabalarının iki kat arttığını yine söyleyebilirim. Açıkçası aktif tedavi gören hastalarımızın hastaneye gelişlerinde büyük bir aksama yaşamadık. Sadece COVID pozitifliği saptandığı takdirde en az bir ay tedavilerine ara vermemiz gerekti. Onun dışında bütün aileler hem il içinden hem de il dışından tedavilerinin sürdürülebilmesi amaçlı gelmeye çalıştılar. Ama tedavi bitirilmiş olan ve 3 aylık kontrollerle örneğin takipte olan hastalar bizlere danışarak bulundukları ilde ki 3. basamak sağlık kuruluşlarına gidebilmeyi istediler ya da takiplerindeki arayı biraz açmaya çalıştık. Ama dediğim gibi aktif tedavi olanları sürekli olarak görmeye gayret ettik. Yeni tanı aşamasında olan hastaları birçoğunu alamadık. Çünkü serviste hasta odalarına 2 yataklı refakatçili olan hasta tek yatak kullanacak şekilde hasta almak zorunda kaldık. Dolayısıyla bazı hastaların tanı aşamasında kabul edemeyecek durumda olduğumuzu belirttik. Ama Ankara Üniversitesi'nde hematoloji, onkoloji, yan dal uzmanlığı yapmış arkadaşlar, başka sağlık merkezinde çalışan arkadaşlar o hastaları rica ettiğimizde kabul ettiler. Dolayısıyla böyle bir iletişim anında düzgün çalıştığını söylemek istiyorum. Ya da kendi tanı aldıkları illerde tedavileri sürdürecek şekilde tedavi programlarını belirledik. Dolayısıyla aktif olarak kanser tedavisi alan, başta lösemi ve lenfomalı çocuklar olmak üzere hastalarımızın sürecini doğru yönetmeye çalıştık. Bu arada kök hücre nakil ünitesinde zorunlu olmayan hastaları almadık. Çünkü ağır kemik iliği baskılanması ve arkadan kök hücre infüzyonları yapılacağı için bunun da bir takım sıkıntılar yaratabileceğini düşündük. Ve bu durumda bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Var olan hastalarımızı tedavilerini aksatmadan sürdürebilmek, COVID enfeksiyonu almadan hastanede kaldıkları süre içerisinde korunmalarını sağlamak, maske, mesafe, hijyen kurallarına maksimum uyuma önem gösterdik. Hem hekimler, hem hemşireler, hem hasta bakıcılar ve hem hasta sahibi olmak üzere. Evet hocam, burada tabii şu çok önemli. Çünkü COVID süreci daha bitmiş değil. Belki bu 2021 ikinci yarısı sonuna kadar inşallah tabii en erken bitecek ama yani bu süreci geciktirmiş olan ebeveynlerin artık bundan sonra hekimleriyle aslında daha sıkı bir iletişim kurup çocuklarının da tedavilerini geciktirmemeleri son derece önemli. Tabii şimdi Betül Hocam'a bir sorumuz var. Ve hocam çocukları korumayan bir toplum yapısı gördük biz COVID sürecinde. Çünkü maske taktırmadık ve bunların sosyal iletişimlerini birçok yerde biz sınırlama ihtiyacı duymadık. Sonra da şöyle bir ses yükseldi. Çocuklar süper yayıcılar olarak yani koronavirüsü yayan kesim olarak da nitelendirildi. Buna ne diyeceksiniz hocam? Buyurun. Bu çok tabii talihsiz bir durum işin aslı. Annelerin, babaların, çocukların COVID'den korunması ya da COVID sürecinde hem sağlıklarının korunması hem de diğer insanlara bulaştırıcılığını engellemek noktasında yapması gerekenleri yapmamaları sonuçta çocukların böyle damgalanmasına yol açıyor. Halbuki çocuklar gerçekten öyle süper bulaştırıcı falan değiller. Evet, asemptomatik olabiliyorlar. Asemptomatik olduklarında bulaştırıcılık riskleri artıyor gibi bir durum söz konusu. Hocalarım, arkadaşlarım anlattılar bunları.
Ama çocukları böyle tanımladığınız zaman ya da bu tip stigmatalarla etiketlediğiniz zaman doğru bir şey yapmıyorsunuz. Neden? Çünkü çocuk çocukluğunu yaşamak istiyor. Ama çocuk elbette ki destek görmeye ihtiyacı var, rehberliğe ihtiyacı var ve bir takım şeyleri öğrenmeye ihtiyacı var. Bizim burada çocukları bu şekilde suçlamak ya da çocukları böyle etiketlemek yerine aslında onlara doğrunun ne olduğunu, nasıl davranmaları gerektiğini, hem bu maskeyi nasıl kullanacaklar, ellerini ne kadar sık yıkayacaklar, nasıl yıkayacaklar, arkadaşlarıyla uzaktan nasıl iletişim kuracaklar gibi bilgileri aktarabiliyor olmamız lazım. Yoksa çocukları böyle süper bulaştırıcılar ya da bulaşın kaynağı olarak tanımlamak son derece yanlış. Sanırım hatırlarsınız bir dönemde ileri yaş grubunun da evden çıkmasına engel gelmişti. Uzun süre evde kalmaları gerekmişti. O zaman da bazı sosyal medya platformlarında ya da televizyonlarda gördüğümüz bazı görüntüler vardı. Sanki yaşlılarımız bu hastalıkta müsebbipmiş gibi ya da bu hastalığın en kötü yanıymış gibi aktarılmaya çalışıldı. Nasıl yaşlılarımız öyle değilse, yani aslında kurban oldular onlar, yani hastalık riski onlar için sağlık açısından en zor noktadayken onları etiketledik. Ne yazık ki. İşte aynen çocukları da böyle etiketlemeyelim. Çünkü çocuklar da aslında öyle değiller. Yapılması gereken çocuklara doğru davranış örneğini göstermek. Bir de şunun altını çizmek isterim. Çocuklarla çalıştığınız zaman ya da çocuklarla yakın temasınız olduğu zaman görüyorsunuz ki onlar aslında bir erişkinden çok daha iyi öğreniyorlar. Çok daha doğru davranıyorlar. Yani ilkokul birinci sınıfa gittiğiniz zaman bir erişkine göre oradaki çocukların bu maske, mesafe, hijyen kurallarını erişkinden daha iyi uyguladıklarını görüyorsunuz aynı zamanda. O yüzden bu noktada çocuklara güvenmek ama doğru bilgiyi, ihtiyaçları olan bilgiyi aktarmak gerekiyor. Evet, demek ki bizler ne çocuklarımızı ne de büyüklerimizi asla etiketlememeliyiz. Çünkü etiketlememiz gereken insanlar aslında tedbirlere uymayan, onları hiçe sayan, bencilce hareket eden insanlarımız. Evet, sevgili izleyiciler, şimdi kısa bir aramız var. Lütfen ayrılmayın, sonrasında Güzel Hayat programı devam edin. Evet, sevgili dostlar, Güzel Hayat programında koronavirüs pandemi sürecinde çocuklarla ilgili merak edilenleri konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi sorumuz Halil Özdemir hocamıza. Tabii koronavirüs ve çocukların bağışıklığı konusunda hocam neler söylememiz gerekir? Çünkü bağışıklık konusu çok tartışıldı ama çocuklarla ilgili bizler bir şey söylemedik. Bilim insanlarımız da bir şey söylemedi. Buyurun hocam, siz ne söyleyeceksiniz? Koronavirüs hastalığını geçirdikten sonra bağışıklık sistemimiz bizi bir daha bu virüsle karşılaştığımız zaman korumaya yetecek mi, yetmeyecek mi, ne kadar süreyle koruyacak konusu hep bir tartışma konusu. Biraz bilinenler var, bilinmeyenler var. Erişkin hasta verilerinden elde ettiğimiz bilgilere göre biz şunu biliyoruz. Covid'i geçirdikten sonra bir antikor yanıt sistemi, bağışıklık sistemi aktive olmakta. İkincisi de hücresel immünite, hücresel bağışıklık dediğimiz bağışıklık sistemimiz aktive olmakta. Hastalığı geçirdikten sonra özellikle de çok altta yatan immün yetmezlik gibi, kanser hastalığı gibi altta yatan bir hastalığı yoksa yeterli düzeyde antikor oluşmakta. Ancak belirli bir süre sonra bu nötralizan antikor dediğimiz antikorların miktarı giderek azaldığını biliyoruz. Özellikle 4. aydan sonra, 6. aydan sonra, 8. aya kadar bu antikorların giderek azaldığını biliyoruz. Bu birinci handikaplı bir durumumuz. Ama hücresel immünite dediğimiz bağışıklık sistemimiz ise daha çok hafıza bağışıklık sistemimiz. Onunla ilgili bu virüse karşı bu T hücre bağışıklığının durumuna ilgili net bir bilgi elimizde yok. Ama antikorlarımızın gün geçtikçe azaldığını biliyoruz. Aynı şekilde bu erişkin verilerinden bildiğimiz kadarıyla
Çocuklarda da yine aynı şekilde belirli bir süre geçtikten sonra antikor düzeylerinin azaldığını biliyoruz. Covid geçiren bir kişi işte 6 ay, 8 ay sonra tekrar Covid hastalığı geçirebilir mi? Bu mümkün teorik olarak ama sanıldığı kadar çok yüksek değil. Çocuklarda gördük mü bu kadar? Benim hatırladığım, yani şimdi bizim çocuk hastanesinde, Cebeci Çocuk Hastanesi'nde 1530 tane çocuk vakamız oldu. Bunlardan 3 tanesi 6 ay sonra, bir tanesi 7 ay sonra, bir tanesi de 5 ay sonra tekrar semptom göstererek, yani belirti vererek tekrar COVID hastalığına yakalandılar. Arada iyileşmişlerdi. Arada solunum yollarından aldığımız örnekleri negatifleşmişti. Ancak bu hastalardan iki tanesinin altta yatan hastalıkları mevcut. Yani sağlıklı çocuklar değildi. Böyle bir bilgiye sahibiz. Bu bilgi birikimi arttıkça bu konu hakkında ilerleyen aylarda daha yeterli bilgiye ulaşacağız. Ama şu ana kadar edindiğimiz bilgiler COVID geçirdikten sonra ömür boyu bir bağışıklık zaten bırakmıyor. Ama yeterli bağışıklık süresi de aşağı yukarı en az minimum 6 ay gibi gözükmekte. Ama bu 6 ay geçtikten sonra antikoru çok düşen, hatta sıfırlanan kişilerde hücresel bağışıklık sisteminin işlemeyeceği anlamında taşımamaktadır. Bu nedenle şuna dikkat etmek gerekiyor. COVID geçiren kişilerin nasıl olsa ben geçirdim, 4-6 ay bir daha geçirmem gibi bir duruma düşünmemeleri gerekiyor. Yine geçirdikten sonra maske, mesafe ve el hijyeni kurallarına uymamız gerekiyor. Bunu aşılanmış olsak bile, hastalığı geçirmiş olsak bile bu pandemi yeryüzünden silinene kadar herkesin uyması gerekiyor ve özellikle de çocuklarına örnek olmaları gerekiyor. Buna uymamız gerekiyor. Peki. Peki hocam, Tanıl hocamıza şu soruyu soralım. Tabii klinik olarak çocukların, küçük ve büyük çocuklarda şikayetlerin farklı olduğunu biraz önceki sorularımıza edindik. Peki tedavileri arasında bu çocukların iyileşme süreçleri, yani küçük çocuklar zorlu mu seyretti, büyük çocuklar mı zorlu seyretti, şansları veya şanssızlıkları neydi? Küçük veya büyük çocuk olmanın hocam, buyurun. Sinan Bey, şöyle küçük çocuklarda altta bir hastalığı yoksa, yani kalp hastalığı gibi Emel hocamın söylediği onkolojik, hematolojik hastalığı ya da primer immün yetmezliği ya da nörolojik hastalığı yoksa COVID formunda, yani daha çok akciğeri tutan ya da virüsün direkt nedeni olduğu hastalık formu ağır hasta ve yoğun bakım yatış gerekliliği doğurmuyor. Genellikle onu söyleyebilirim. Ancak çocuk büyüdükçe, adolesan ya da erişkine doğru geçiş döneminde 12-18 yaş grubunda altta kronik hastalığı olmadan da semptomatik hastaneye yatış, özellikle pneumoni yaptığını gördük bu dönemde. Tedavi ve sonuçlar açısından baktığımızda eğer altında kronik hastalığı varsa daha ağır seyrettiğini söyleyebilirim. Özellikle kalp hastalığı, onkolojik ve panite ya da primer immün yetmezlik problemi varsa bu hasta grubunda daha ağır seyrettiğini söyleyebilirim. Burada yine MİSÇE'den söz etmek gerekir. MİSÇE'de daha çok 10-15 yaş grubu çocuklarda görülüyor. İnfant dediğimiz küçük bebeklerde çok çok nadir görülüyor. Sadece Halil hocamlarla birlikte izlediğimiz Kawasaki'ye çok benzeyen formu ve görülebilir diyebilirim ve eğer koroner arter dediğimiz kalbin damarını, kalbi besleyen atar damarı koroner arteri tutuyorsa bu hastalık grubu ağır seyredebilir. Tedavileri ve sonuçları açısından baktığımızda Halil hoca bahsetmişti bir önceki konuşmasında, eğer hastanın bir altta yatan kronik hastalığı var, ağır seyrediyorsa famipiravir gibi, remdesivir gibi ilaçları bu hasta grubunda kullandık. Biz de yoğun bakıma yatan hasta grubunda 18 hastadan 5'inde famipiravir, 4'ünde remdesivir kullandık. Gerçekten özellikle remdesivire yanıtı ağır hastaların hayatta kalmasına katkısı olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında çok tartışılan çocuklarda da plazma tedavisi gibi tedaviler zaman zaman kullandık. Steroid kullandık.
Antikoagülan tedaviler kullandık. Burada biraz önce resimde geçti. Mesela bu resimde de biz COVID döneminde de COVID dışı çok fazla önemli hasta grupları izledik. Mesela bir hasta bizde COVID döneminde Mayıs ayında kalp nakli olup iyileşen bir hasta oldu. Biraz önceki fotoğraflardan birinde geçti. Biz COVID bakarken diğer hastaların bakımına normal bir zamanda olduğu gibi vermeye çalıştık. Bu konuda da kendimize göre başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Evet, teşekkür ederim. Emel Hocam, özellikle kronik hastalık süreçlerinde çocukların kanser hastalıklarının çok fazla etkilendiğini ve takiplerinin aslında zaman zaman da aksatılmak durumunda kaldığını biraz önce siz ilave söylediniz. Bu hangi kanser hastalıkları çok fazla bundan etkilendi ve gelecekte çocukların bu yaşam sürecini, bu etkilenim nasıl etkileyecek ve bir de tabii son olarak anne ve babaların buradaki olması gereken rolleri nedir bugün ve yarın için? Sinan Bey, tabii şimdi aramızda da tanıyorduk hep. Örneğin bir lösemi hastası eğer belirti ve bulgular arasında kanama ya da direngen ateş yok, sadece soluklu kalsizlik belirtiyle başladıysa, ki böyle bir hasta olmuş, çok derin kansızlığı anemisi oluncaya kadar hastaneye gelmekte gecikmişler. Yani kanser tanısını alması, dolayısıyla lösemi tanısını alması gecikmiş bu hastanın. Bu önemli bir konu. Yani ailelerin COVID enfeksiyonundan korkuları, COVID dışı kanserle ilgili, lösemiyle ilgili belirtilerin ortaya çıkmış olmasına rağmen sağlık kuruluşlarına başvurmasını engellemiş. Bu bizim için çok çarpıcı bir örnek. Ve bu örnekler çoğaltılabilir. Çünkü biz ülkemizde bazı tanı gruplarında tanı gecikmelerinden söz ederken, belirti ve bulguların fark edildiği zamandan itibaren geçen süreyi her zaman sorguluyoruz. Örneğin kemik kanserlerinde, büyüme çağındaki erkek ve kız çocuklarında, özellikle diz çevresindeki şişlikler, işte erkek çocuk futbol oynar, işte travmaya açıktır gibi ya da çok hareketlidir gibi gibi. COVID döneminde tabii bunların biz etkisini göreceğiz. Ama şunu net söyleyebilirim ki, enfeksiyonun yaratacağı sorunlar, işte hastane yatışları, hayat kaybı gibi korkular nedeniyle hayati öneme haiz kanser tanılarının Türkiye genelinde gecikmelere uğrayabildiğini düşünüyoruz biz de. Ben biraz önce altını çizmek istedim. Belirsizlikler insanı her zaman ürkütüyor. Yani biz neyle karşılayacağız bu enfeksiyon, neler başımıza gelecek, sevdiklerimizi kaybedecek miyiz gibi korkular nedeniyle aslında göz bebekleri olan evlatlarının tanı almalarında istemeden de olsa gecikmeye yol açabiliyorlar. Zaten genelde kanser tanısı koyduğumuz çocukların aileleri ilk tanı reddi aşamasında neden olduğu, niçin olduğu, hangimizin hatasıyla meydana geldi gibi sorgulamalara giriyorlar. Biz de COVID salgını süresince tanı gecikmeleri ve bu tanı gecikmelerinin tedavi sürecine yansımalarını göreceğiz diye düşünüyorum. Ama yine de bütün çabamız aktif kendi hasta grubumuzda olan çocukların, özellikle lösemiler başta olmak üzere, hastalıklarını tekrarlama olmaması için hastaneye düzgün kontrollere gelmeleri yönünde desteklemek istiyoruz. Çünkü ailelerle işte telefon yoluyla özellikle iletişim her zaman kurmakla birlikte hastayı birebir görmek çok değerli. Yani hekim mutlak hastayı görerek değerlendirme, hele de aktif kanser tanısıyla tedavi edilen bir hasta için bu süreç çok önemli. Hani gözden kaçırmamak adına mutlak hastane ziyaretlerinin gerçekleşmesini istiyoruz. Ve bunu sağlayabilmek için de tüm biraz önce belirttiğim gibi ana bilim dalı ve çocuk hastanesi ekibi özveriyle, üstün gayretle emek veriyor. Hastalar tedavileri aksamadan sürdürebilsinler. Yani bizim için hasta ziyaretlerinin kesilmesi bile sosyalliğin kesilmesi demek çocuklarımız açısından. İşte bu arada bir Wi-Fi altyapı kuruldu. Bütün çocuklar işte tabletten eğitimlerini sürdürebilsinler ya da bulundukları yerde, hani siz biraz önce söylediniz, çocukların sosyalleşmeden uzaklaşması
bir takım elektronik cihazlarla çok fazla aşırı neşir olmalarına yol açıyor doğal olarak. Ama zaten bizim kanser tedavisi alan ve serviste yatarak izlenen çocuklar uzun yatışlar süresince sosyal izolasyona girdikleri için tür elektronik ortamlardan hem eğlence hem eğitim anlamında yararlanma yoluna gidiyorlar. Ebeveynlere tabii görev çok düşüyor, her anlamda düşüyor. Yani söylemekle olmuyor, yaşamakla oluyor bazı şeyler. Hani çevrelerinde koronavirüs nedeniyle hastaneye yatan ya da kaybedilen bireyler olduğunda onların daha fazla çekindiklerini, daha fazla korunmacı olduklarını görüyoruz. Ama bu sağlık yani kuruluşlarıyla bağlantılarını kesmeme yönünde olmalı. Bu yönde telkinde bulunuyoruz daima bütün ekip olarak. Maske, mesafe, el hijyeni en başta olmak üzere. Dediğim gibi kanser tanılı çocuklar ve aileleri aslında bu işe en iyi adapte olmuş olan çocuklar. Yani primer immün yetmezlikler de buna dahil. Korunma birinci adı o nedenle. Umarım bu salgına nokta koyduğumuzda geriye dönüp bakıp neler kaybettik, ne süreçleri yakalamamız gerekiyor, hangi hastalarda tekrarlamalar söz konusu oluyor, bunları daha net değerlendirebileceğiz sayısal olarak ülke genelinde ve dünya genelinde. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Son iki dakikaya girdik ve Betül hocamla bu programı kapatacağız gözüküyor. Betül hocam, tabii koronavirüs sürecinde anne ve babalar ve öğretmenlerin bilmesi gerekenler neler? Bunu bir özetleyelim. Bir de tabii engelli çocuklarda diğer çocuklara göre farklı bir etki görüldü mü? Ona da bir değinelim. Buyurun hocam. Evet. Şöyle zamanı etkin kullanmak için çok hızlı bir şeyler söylemek isterim elbette. Bir defa son sorunuz. Engelli çocuklar etkilendi mi bu süreçten? Elbette engelli çocuklar sağlıklı çocuklardan daha fazla etkilendiler. Çünkü çocuğun engel durumuna bağlı olarak aslında ev içinde kalması, okula gitmesi, özel destek alması, özel eğitimle devam ettirmesi gerekiyorken bu olanaklardan uzak kaldılar. O nedenle engelli çocuklar daha fazla etkilendiler. Peki neler yapılabilir? Yani bunun içinde engelli çocukları da katarak engel ya da özel gereksinimi olan çocuklar diyelim daha doğru bir ifadeyle. Bunları da içine katarak nelere dikkat etmek gerekiyor? Aileler, anneler, babalar neler yapabilirler? Bir defa şunu vurgulamak lazım. Sizin de bahsettiğiniz, Emel Hoca'nın da bahsettiği şekilde bu internet teknolojilerinin çocukların evinin içinde artık avuç içinde ve üstelik de okul ve eğitim desteği olmak üzere girdiğinde kullanımlarının sınırlandırılması diye bir şey söz konusu olamamaya başladı. Peki bu neye yol açıyor? Bu ne yazık ki buradan kaynaklanabilecek bir takım şiddet olaylarının artmasına sebep oluyor. O nedenle şiddet olaylarını internet üzerinden gelebilecek olumsuzlukları da dikkate alarak annelerin, babaların çocuklarının yanında olması lazım. Her anlamda. Televizyonun başında televizyon izlerken de bilgisayar ortamında bunu kullanırken de buna dikkat etmek lazım. Bir. İkincisi, şiddetin tekrar altını çizmek istiyorum. Öfkelenen anne baba, başka kaygıları olan, işe gidemeyen ya da işte fazla mesai yapmak zorunda olan, başka korkuları olan anne babanın öfkesini dindirebilmesi kimi zaman zor olabilir ya da öfke kontrolü zor olabilir. Bu noktada çocuklar ellerinin altındalar. Aman diyeyim, çocuklara bu noktada o öfkeyi hani nötralize edecek bir nesne gibi davranmamaları gerekiyor. Ona çok dikkat etmeliler. Bu arada Emel Hocam'ın bahsettiği, vurguladığı bir şeyi ben bir tık daha genişletmek istiyorum. Semptomlara dikkat etmek ama süremiz aynı zamanda diğer aşıların, o zaman mutlaka aşıların engellenmemesi ya da aşıların yapılması gerektiğini, unutulmaması, ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayayım. Teşekkür ederek bitireyim. Sağ olun. Evet, çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili dostlar, konu çocuklarımızın sağlığı olunca ne sorular bitiyor, ne zaman yetiyor. Bugün Güzel Hayat programı için bize ayrılan süreyi de tamamlamış olduk.
Bu haftanın bilim konukları Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Profesör Doktor Emel Cabı Ünal. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun Sinan Bey. Bu akşam için konuk olduğunuz için. Sağ olun. Sağ olun. Profesör Doktor Tanıl Kendirli. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Aşı olması gerekenler olabilenler COVID aşısı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun hocam. Profesör Doktor Betül Uluk hocamız. Çok teşekkür ediyoruz hocamız. Ben de çok teşekkür ediyorum. Dilerim çok yakın tarihte daha yüz yüze ve daha sıcak bir ortamda COVID'siz başka konuları konuşuruz hatta. İnşallah hocam. Ve doçent doktor Halil Özdemir hocamız. Çok teşekkür ediyoruz size hocam. Ben de size ve EkoTürk ailesine ve bu programa katılan hocalarıma ve bizi izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet sevgili dostlar, söylediğimiz gibi tabii konuşacak çok şey var. Hocalarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Haftaya yine bilim insanlarımızla yeni bir sağlık konusunda, Güzel Hayat programında sizin için konuşuyor olacağız. Herkesin, sağlığın herkes için olduğunu unutmayalım. Haftaya Güzel Hayat programında buluşmak üzere. Hepiniz sağlıkla kalın, dostça kalın, hoşça kalın. Halkbank Güzel Hayat programını sundu.